Merhaba sevgili Saatlet Türk izleyicileri. Kilise ve Geleneklerimiz programına hoş geldiniz. Katolik Kilisesi ve Gelenekleri üzerine Padre Alexis Dolcet'le sohbetimiz devam ediyor. Merhabalar Padre, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Bugün Katolik Kilisesi için orucun öneminden bahsedeceğiz aslında. Hı hı. Oruç dönemi ve orucun öneminden bahsedeceğiz. Oruç neden önemli? Katolik Kilisesi için. Oruç neden önemli? Özellikle zaten sadece Katolik Kilisesi değil. Bütün Hristiyanlar için bence oruç önemli bir şey. Hı hı. Bu ritüel olarak, gelenek olarak yani Katolik ve Ortodoks Kilisesi gerçekten çok önem veriyor. Hı hı. Bu oruca. Ortodokslar belki Katoliklerden daha çok bile yani önem veriyorlar. Hı-hı. Ama genel olarak yani oruç bizim Hristiyan hayatımızın parçasıdır. Hı-hı. Oruç nedir? Evet. Oruç tam olarak nedir? Oruç tutarken bir şey yani vazgeçiyoruz zaten. İlk Hı-hı. anlam bu şekilde geliyor bize. Hı-hı. Yani oruç tutacağım yani bir şey genel olarak da bir yemek bir içmek bilmem ne yani bir şey vazgeçeceğim yani normalde alıyorum ama artık almayacağım. Hı hı. Ve özellikle bir özel bir dönem hı hı. içinde böyle bir çaba çünkü hı hı. bir çaba o da var hı hı. yani genel anlamda yani bir çaba. Hı hı. Oruç tutmak yani çaba evet. göstermektir. Evet. Bu sadece bir parça zaten. Hı hı. Çünkü gerçek oruç anlamı zaten daha çok geniş, daha çok güzel bir anlam var. Ben hı hı. bence daha çok bir anlamlı var. Hı hı. Yani sadece yani yemek yememek, su içmemek mesela bu şeyler zaten biraz unutmalıyız. Hristiyan orucu ve Müslüman orucu gerçekten farklı. Hı hı. Farklı. Daha doğrusu bir oruç tutarken daha bence bir şey vazgeçmiyoruz. Daha doğrusu bir şey ekliyoruz. Bir hı hı. şey daha çok yapmaya çalışıyoruz. Örnek vereyim, oruç mesela daha çok dua etmek, hı hı. Daha çok paylaşmak, hı hı. daha çok samimi göstermek, hı hı. iyilik yapmak, hı hı. bu zaten bir yani oruç, hı hı. oruç, güzel hı hı. bir oruç. Hı hı. Oruç daha çok ruhsal anlamda. Hristiyanlar için önemi var. Kesinlikle. Aslında. Çünkü daha derin düşünmemizi, daha Tanrı ile birlikte olabildiğimiz bir zaman. Çünkü dünyadaki şeyleri geri plana atıp, dünyasal varlıkları o sırada geri plana atıp, otomatikman fizik de zaten hı hı. Bunu kabul ediyor. Tamamen tabii. yemeği, içmeyi bıraktığında hı hı. Fizik olarak da Tanrı'ya dönmeyi, Tanrı'ya gitmeyi düşünüyoruz. Hı hı. Ve o zaman oruç daha ruhsal bir şey aslında. Kesinlikle ve amaç söylediğin gibi yani amaç Tanrı'ya dönmek, hı hı. Yaklaşmak ama daha doğrusu dönmek. Hı hı. Bu oruç mesela oruç dönemi var. Hı hı. Bu oruç dönemi özellikle Paskalya'dan önce hı hı. Oruç tutuyoruz. Hristiyan oruç tutuyorlar. Hı hı. Kaç gün tutuluyor? Tam 40 gün. Hı-hı. Tutuyorlar. Niye? Çünkü mesela Kutsal Kitap'ta zaten bunu görüyoruz. İsrailliler mesela 40 sene, bu 40 Hı-hı. numara çok önemli. 40 sene çölde kalmışlar. İsa 40 gün çölde de kaldı ve oruç tuttu. Hı-hı. O yüzden yani bu 40 gün bir sembolik ama gerçekten 40 gün olarak yani Hı-hı. oruç tutuyoruz. Daha doğrusu 46 gün hı hı. yani
oruç devresi 46 gün sürüyor. Ama bu 46 günde sadece 40 gün tam olarak oruç tutuyor. Niye? Hı-hı. Çünkü pazar günü saymıyor. Hı-hı. Pazar günü Hristiyanlara göre bir yani diriliş bayramıdır. Hı-hı. Her pazar, hı-hı, her pazar İsa'nın dirilişini kutluyoruz. Hı-hı. Yani ve sevinç, hı-hı, seviniyoruz yani gerçekten bu güzel bir zaman ve oruç yani demek, hı-hı, ki oruç başka bir zaman oruç tutacağız. Hı-hı. Ama toplam olarak yani 46 gün sürüyor. Hı-hı. Paskalya bayramı ile orucu bitiyor. Hı-hı. Bu oruca başlamadan önce bir kül çarşambası ritüeli var. Biraz kül çarşambasını anlatabilir misiniz? Bir ritüel var aslında orada. Neler yapıyorsunuz kül çarşambasında? Bu güzel bir ritüel bana göre. Çok anlamlı bir ritüel. Bir de adı neden kül çarşambası? Neden? Çünkü kül kullanıyoruz. Hı-hı. Kül, hı-hı, kullanıyoruz. Hı-hı. Niye çarşamba? Çünkü her zaman bir çarşamba başlıyoruz. Bir çarşamba özellikle 46 gün, yani Paskalya'nın 46 gün önce bir çarşamba var. Ve böyle diyoruz. Kül çarşambası. Kül anlam nedir? Kül zaten yani hayatsız bir madde. Ve alnı kül koyuyoruz yani. Ve aynı zamanda dua olarak ki yani tövbe ve Rab'e dön. Dönmek, Rab'e dönmek, Tanrı'ya dönmek. Anlam bu. Kül yani hayatsız, cansız bir madde ve aynı zamanda ne hatırlıyoruz zaten biz yani topraktan geldik ve toprağa döneceğiz. Biraz anlam budur. Yani oruç tutarken aynı zamanda biz böyle hatırlıyoruz. Aha, biz zaten küçüğüz. Yani limitli bir hayat yaşıyoruz. Öleceğiz. Ve belki bu şekilde daha çok alçak gönüllü bir şekilde bu özellikle Paskalya'ya yani yürüyoruz. Çünkü bu dönem zaten bir yürüyüş gibi. Biz bu 46 gün boyunca, yani yürüyoruz Paskalya'ya doğru. Ve bu yürüyüşte yani tabii ki yürüyüş bazen yani sıkıcı bir şey olabilir. Yorgunluk var. Mücadele var. Ve oruç tabii ki oruç tutarken gerçekten ne görüyoruz? Yani içimizde baya büyük bir mücadele var. Evet. Evet. Peki bu oruç tutulduğunda belirli bir yemeği mi kesiyorsunuz? Yoksa genel olarak içecek de içmeyip yemek de yemeden mi orucunuzu tutuyorsunuz? Mesela sabah kaçta başlar, akşam kaçta biter? Böyle bir saat dilimi de var mı oruç tutmak için? Hiç yok. Gerçekten bu şekilde yani bakmıyoruz. Yani böyle bir gelenek var Katolik Kilisesi'nde. Normalde cuma günleri kırmızı et yemiyoruz. Niye özellikle cuma? Evet. Çünkü İsa zaten bir cuma günü çarmıha gerildi. Ve kırmızı et ile yani kan var. O zaman kan dökmesin diye. Dökülmesin. Kan dökülmesin diye yani özellikle yani kırmızı et yemiyoruz. Sadece bu var. Ama zaten söylediğim gibi oruç tutmak yani sadece yemek yememek veya su içmemek bir şey. Değil. Değil. Kesinlikle değil.
O yüzden böyle bir saatler, ne zaman başlıyoruz, ne zaman bitiriyoruz. Yani böyle bu şekilde bakmıyoruz. Bu şekilde bakmıyoruz. Daha çok yani hangi duygularla yani oruç tutacağız, yani bence daha çok anlamlı. Bu şeylere bakıyoruz. Hangi güç ile, gücümüz var mı, yok mu? Ve gerçekten ağzımız Tanrı'ya yakın olmak mı? Ona daha çok onunla daha çok birlikte olmak mı? Yani bu şeylere bakıyoruz. Sonra tam olarak ne yapacağımızı yani önemli değil. Nasıl oruç tutacağımızı hiç yani bir önemi yok. Peki bu oruç döneminde herhangi bir özellikle bir bölüm, bir kutsal kitaptan bazı ayetler okunuyor mu ritüel olarak? Yoksa o da size göre mi, kendinize göre mi değişiyor? Bu değişiyor, değişiyor. Ama daha doğru zaten litürjimizde, yani aynımızda daha çok oruç hakkında konuşan yani metinlerimiz var. Hem eski ayette hem de yeni ayette. İsa bir bölümde zaten oruç hakkında tutuyor. Oruç hakkında konuşuyor. Ve ilginç şeyler anlatıyor. Oruç tutarken sen zaten yani neşe içinde oruç tut diyor mesela. Veya yani alçak bir şekilde oruç tutacaksın. Yani kimseye söylemeyeceksin. Bu en azından bu oruç sadece yani göklerdeki baban yani bilsin. Bu çok enteresan bir şey. Evet, çok. İsa'ya göre yani bir oruç bir kişisel bir karar. Kişisel bir karar. Bu çok büyük bir fark. Evet. Demek ki gerçekten tam oruç döneminde herkes oruç tutuyor ama yani herkes yani çoğu herhalde çoğu tutuyor ama farklı bir şekilde tutuyor tutuyoruz. Bu çok ilginç. Ve bu biraz gizli kalsın. Mesela ben nasıl oruç tuttum ben kimseye anlatmıyorum. Ben söylemek istemiyorum. Çünkü o yoksa bir risk var. Gurur falan veya insana baskı bu şekilde. En azından rahat oruç tutabiliriz. Ve Tanrı bilsin. Tanrı bilsin. Çünkü gerçekten bu bir karar. Bu şey zaten yani İsa, Tanrı ve bizim aramızda bir konu. Peki başka bir şekilde oruç zamanı var mı Katolik Kilisesi'nde? Tıpkı böyle 46 günlük ya da daha uzun ya da daha kısa oruç yani zamanı. Yani özellikle yani bu dönem var. Ama herkes yani bu konuda serbest. Başka bir zaman oruç tutabilirsin. Mesela böyle bir gelenek var. Sen mesela Tanrı'dan bir arzumuz varsa bayağı çok yani ritüellerimiz var. Yani tapınma ritüellerimiz var, çok var. Ve oruç tutmak bir ritüel olabilir. Bu da var, bu da var. Yani ben mesela özellikle bir ben bunu gördüm. Ben çok şaşırdım. Bir protestan bir arkadaş zaten. Bunu ondan hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ama birkaç ay önce o dedi ki Türkiye için oruç tutacağım. Mesela örnek. Evet. Bu güzel. Bu güzel bir şey. En azından yani Tanrı için bir yani Türkiye için bir bereket istiyordu. Böyle bir şey. Ve kendisi yani böyle bir oruç tuttu. Yani böyle bir bu güzel bir o da bir güzel bir oruç. Aslında Katolik Kilisesi, Ortodoks Kilisesi ya da Protestan Kilisesi fark etmiyor da oruç hepimiz için önemli bir şey. Yani Protestan Kilisesi için de çok önemli. Türkiye için tutulan oruçlar, kişilerin özel olarak kendi işlerinde tuttuğu oruçlar var.
Oruç gerçekten çok önemli bir şey. Rab'be yaklaşmak için, Rab'le birlikte olmak için. Ama şu noktaya değindik, bu iyi oldu. Belirli bir kriter yok aslında. Belirli bir saat, belirli bir saat zamanları da yok. Ama sadece Katolik Kilisesi için bu 46 günlük bir kül çarşambası ile başlayan ve 46. gününde sonunda Diriliş Bayramı'nı kutladığınız, Paskalya'yı kutladığınız bir dönemle bu süreci tamamlıyorsunuz. Padre, gerçekten çok teşekkür ediyorum bugünkü bölüm için. Sevgili Satya Türkiye izleyicileri, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Esenlikler dileriz.